Yani eğer siz kapsamlı çözüm olmadan da adanın bütününü temsil eden bir hükümet muamelesi görüyorsanız, eğer siz kapsamlı çözüm olmadan da Avrupa Birliği'ne tam üye olabiliyorsanız, eğer siz kapsamlı çözüm olmadan da Avrupa Birliği dönem başkanını alabiliyorsanız, sanki burası normal bir ülkeymiş gibi, eğer kapsamlı çözüm olmasa da Kıbrıs'ı Türklere de ait olduğunu söylediğiniz enerji kaynaklarını tek başınıza çıkarıp dünya piyasalarına aktarabiliyorsanız, o zaman soru ben niye kapsamlı çözüm bulayımdır. Bu sorunun yanıtını bulamadığımız müddetçe çok kolay değildir bu durumu değiştirmek. Onun için şu anda geldiğimiz nokta yalnız ekonomik krizle birlikte Rum tarafında ciddi bir sarsıntı yaşandı biliyorsunuz. Ve uzun süre Avrupa Birliği'ne bir anlamda pek çok sorunun çözülmesinde ve politikanın güvence altına alınmasında Avrupa Birliği bir destekleyici faktör olarak görüldü. Ancak yaşanan ekonomik krizle birlikte aslında Avrupa Birliği'nin de böyle çok kolay ve hızlı bir biçimde bir üye devleti kurtarmayabileceği gerçeğiyle yüzleşen bir Kıbrıs Rum tarafı var. Dilerim bunlar bu gibi unsurlar ve enerjinin Güney Kıbrıs ekonomisinin toparlanmasıyla ilgili olarak kullanılması düşüncesi bu bağlamda hem Kıbrıs'ı Türklere olan ihtiyaç hem de Türkiye'ye olan ihtiyaç burada adım adım bizi kapsamlı çözüme getirecek olan pozitif gelişmeleri bir beraberinde getirir. Bunun için de dediğim gibi uluslararası aktörlerin teşvik edici yaklaşımlarını önemli olduğunu düşünüyorum. Ama uluslararası aktörlerin gerçekten sonuç alınması için bastırdıklarını çok fazla görmedik. Neyi gördük? Uluslararası aktörler daha ziyade müzakere süreci başlasın ve devam etsin diye bir duruş sergilediler. Neden? Çünkü müzakereler devam ettiği müddetçe Doğu Akdeniz bölgesinde ve Orta Doğu bölgesinde istikrar yine de sağlanabilir. Böyle bir algı var. Bu algı eğer değişiyorsa, bu algı bölgedeki enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara aktarılması için mevcut statüko bir engeldir diye yeni bir algı varsa ortada, bu statükonun değişmesi için uluslararası aktörlerin ağırlıklarını koyacakları anlaşılıyor. Şu anda onu test etme noktasındayız. Yani sürecin başlaması için gerçekten bir müdahil olma örneğini gördük. Şimdi bundan sonra sürecin olumlu sonuçlanması ya da ilerlenmesi için acaba aynı involvement, müdahil olma durumu olacak mı, ona bakmamız gerekiyor. Benim kişisel düşüncem, bir kırılma noktasına ihtiyacınız var. Kıbrıs'ta kapsamlı çözümle ilgili son noktayı koymak için. Şimdi bir müzakere süreci başladı. Bunu eğer gerçekten siyasi irade varsa aylar içerisinde bitirebilirsiniz. Ama tarafları bir takım karşılıklı esneklikler gösterme noktasına getirebilecek olan şey kırılma noktalarıdır. Mesela 2004 yılında kırılma noktası Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin başlayıp başlamaması kararının Aralık'ta Brüksel'de alınması bir kırılma noktasıydı. Kırılma noktası söz konusu olursa o zaman süreçler ciddiyet kazanır. Şimdi bana göre enerjiyle ilgili olarak kırılma noktası 2015 yılına işaret ediyor. Çünkü rezervlerin miktarının ne olduğunun tespiti, uluslararası enerji piyasasında fiyatların özellikle Amerika'da keşfedilen kaya gazının yarattığı fiyat düşüşü nedeniyle fiyatların ne olacağı meselesi, uluslararası şirketlerin İsrail'in de dahil olduğu Leviathan bölgesiyle bir bütün olarak ele alıp bu enerjiyi hangi kanallardan dünya piyasasına aktarmak isteyeceği, aynı dönemde İran'ın Batı ile anlaşması haritasında kendi enerjisini, enerji kaynaklarını dünya piyasalarına sokmasıyla bütün dengelerin değişebileceği, bütün bunlardan özellikle Avrupa Birliği'ne %30 oranında doğal gaz satan Rusya'nın fiyat olarak ne kadar etkileneceği gibi bütün bu faktörler, bu benimki bir akademisyen olarak kişisel değerlendirmemdir. 2015 yılına denk gelen bir kırılma noktası var orada. İki lider de merkez sağ kökenli ve aslında geçmişte Kıbrıs'taki uyuşmazlığın tarihine baktığınızda bu iki lider
Bu iki liderin geldiği siyasi yelpazeye baktığınızda çatışmanın asıl merkezinde yer almış olan gruplar bunlar. Dolayısıyla toplumların geniş kesimlerinin kapsamlı bir çözüme ikna edilmesini sağlayabilecek merkez sağdan gelen liderler. Diğeri de mümkün değil mi? Evet mümkün. Ama merkez sağdan gelen liderler kendileri bir kapsamlı çözümün ülkelerinin ve halklarının menfaatine olduğunu düşünürlerse kendi halklarını çok daha kolay bir biçimde ikna edebilirler diye bir düşünce var. Çok da yanlış bir düşünce değil aslında. Özellikle 2004 yılında anlam planı referanduma sunulacağında, güneyde yapılan referandumda Kıbrıs Rum lideri Papadopoulos'un televizyonda ağlayarak yapmış olduğu konuşma, sağdan gelen bir lider olarak ve hayıra davet etmesi, %70'in üzerinde bir hayırın, %75'lik bir hayırın çıkmasına neden olmuştu. Liderlikler önemli tabii. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey iyi bir imaj yaratmak değil. Burada yapmaya çalıştığımız şey işte bu sorun çözülmez, dolayısıyla Rum tarafından dolayı çözülmez demek değil. Çözüm eğer mümkünse bunu zorlayıp başarmaktır. Çünkü ortada statüyle ilgili olarak özellikle Kıbrıslı Türklerin ciddi bir problemi vardır. Ve ciddi bir haksızlıkla karşı karşıyadır aslında Kıbrıslı Türkler. Kıbrıs Türk iradesinin göz ardı edilmemesi için bu müzakerelerde çok etkili bir biçimde, toplumsal dayanışmayla da desteklenmiş bir biçimde bizim de yer almamız gerektiği aşikardır ve şu anda dediğim gibi aktif bir biçimde Kıbrıs Türk tarafı devrededir.